sizlere de ekranlarınızın başında izlettiririz. Wesley ve Hamilton birlikte yükseldiler. Wesley sıçramadı bile. Yan Wesley ve ilk hücum Gary Brown'la Dutchkin'in. Jared Jones, Sinan Güler, Nando De Colo karşısında. Yeniden Gary Brown. İkili sıkıştırma geldi. Gary Brown çembere gitti. Çok zor bir atış. Ama iki kişinin üzerinden perdeyi açmayı başardı Gary Brown. İlk basket Gary Brown'dan. Özellikle Anadolu Efes maçının kahramanlarından birisiydi o da. Şimdi Sloukas içeri yüklendi. Kalinic'e döndü. Kostas Sloukas. Şimdi bir ters eşleşme var. Gary Brown'la birebir kaldı Kalinic ve kendisini boyalı bölgeye attıktan sonra bir pas düşüncesi Datome'ye, ama araya giren Bonzi Carlson. Fenerbahçe Beko hücumu devam edecek. 4.1 saniyesi var sarı lacivertlilerin. Jeliko Obradovic sık sık ekrana geliyor. Çok özel bir gün onun için. Sloukas alır almaz gönderdi. 3 sayılık atışı isabetli değil. Bonzi Carlson'da kaldı rebound. Gary Brown da geliyor şimdi Darüşşafaka Tekfen. Sloukas karşısında. Sinan Güler. Sinan çembere doğru gitti. Dışarıya Bonzi Carlson. Kalinic onu yakından aldı. Bonzi Carlson Hamilton'la oynadı. Hamilton potayı, banyayı kullandı. Ve farkı 4'e çıkardı. 4-0'lık seriyle başlıyor. Darüşşafaka Tekfen. Sloukas pas hatası Kalinic'den top kaybıyla başladı. Fenerbahçe önce ilk hücumdan boş döndü. Obradovic'in reaksiyonu. Telekom maçında da Sloukas'la bayağı bir yine sıcak diyalogları olmuştu. Takip eden basketbol severler hatırlayacaktır. Jared Jones. Ama burada kötü pas geldi tabii Kalinic'den. Gary Brown. İkili sıkıştırma geldi. Brown şimdi Hamilton ama Datome giriyor arıyor. Gigi Datome hızlı hücum. Nando De Colo bir an için top sekti. Şimdi birebir oynayabilir. Boy avantajı var. Çok rahat döndü. Sağ turnikede sol eliyle bıraktı Nando De Colo. Fenerbahçe adına hesabı açan isim oluyor Nando De Colo. Brown'la geliyor şimdi Darüşşafaka. Sinan Güler sürekli tepeye ikili sıkıştırma. Yan Wesley'den Jared Jones. Yeniden Sinan. 5 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Datome iyi kapattı orayı. Sinan Güler içeriye Hamilton'a. Çok zor top. Süre dolmak üzere ve çok iyi savunma Fenerbahçe Beko'dan. 24 saniye süresi doluyor. Boş dönüyor bu hücumdan Darüşşafaka Tekfen. Datome topu oyuna soktu. Kostas Sloukas. Gary Brown onun savunmasında. Wesley tepede. Yan Wesley. Nando De Colo. Wesley perdeye gitti Sinan'a. De Colo iki kişiyi uçurdu. Şimdi pası Datome. Wesley aldı. Sloukas. Kostas Sloukas dışarıya çıkardı. Kalinic. Boş adamı buldular. İyi top çevirdi Fenerbahçe. Süre dolarken Gigi Datome. Fenerbahçe Beko öne geçiyor. Çok iyi paylaştı topu sarı lacivertliler. Şimdi de topu çaldı. Nando De Colo'nun 3 sayılık atışı isabetli değil. Takip eden, tamamlayan Wesley. Kalinic tipledi, girmedi. Wesley son olarak dokunan isim. Çıkarken hemen kaptırdı. Topu çıkartırken Dutchka ve bir anda 3 sayı farkla öne geçti Fenerbahçe Beko. Sinan Güler. Hamilton perdeye gelmişti. Şimdi Sinan Jared Jones'u buldu. Jared Jones köşeden cevap vermek istedi ama atışı isabetli değil. Sloukas ve bir faul var. Temponun yükselmesi tabii Darüşşafaka'nın çok isteyeceği bir şey değil bu maçta. Hem geniş rotasyonda hem de oyuncu kalitesi olarak yüksek tempoda Fenerbahçe Beko daha fazla ciddi avantaj sağlayacak kuşkusuz. Bu arada bir sportmenlik dışı faul kararı var. Maçın hakemlerinden Sinan İşgüder de geldi. Şimdi Jared Jones'a neden sportmenlik dışı faul çaldığını Selçuk Ernak'a açıkladı. Kalinic serbest atış çizgisinde ilk atışı isabetli. 4-0'lık seriyle başlamıştı. Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko
bir anda öne geçti. Kalinic 2'de 2 atıyor ve 9-0'lık seri sarı lacivertlilerden ve hücum da devam edecek Fenerbahçe Beko adına. Wesley. Nando De Colo tepede aldı topu. Wesley yine içeri devrildi. Şimdi içeride bir ters eşleşme. Çok kötü bir pas. Yetişemedi. Kalinic'in ikinci top kaybı bu. Nikola Kalinic'in. Uyarıyor Obradovic. Kalinic-Lukas ikilisini. Sinan Güler topu oyuna soktu. Jared Jones. Brown. Gary Brown, Lukas karşısında. Gary Brown Hamilton'a döndü. Hamilton tepede, süre dolmak üzere. Son anda fark etti saati ve bir atış kullandı. Yine kötü bir hücum bu arada Darüşşafaka Tekfen'den. Kostas Lukas. Wesley geldi yine. Lukas Wesley'e dönerken orada dengesini kaybetti Jan Wesley. Şimdi Paulson'a çok iyi bir pas. Jared Jones'tan alley-oop pasında Fonzie Coulson smaçla bitiriyor. 9-6. Çok yumuşak, ölçülü bir pas geldi Jared Jones'tan. Coulson rahat vurdu smaçı. Tam sağa baskı var şimdi Daşka'da. Darüşşafaka Tekfen'de. Tabii Kartal ve Doğuş Özdemiroğlu'nun oyuna dahil olduğu bölümlerde yapacağı baskı da önemli kozlarından birisi. Savunma bir numaralı silahı Darüşşafaka'nın. Kalinic köşede bu arada 3 sayılık atışı isabetli değil. Paulson rebound'ı aldı. Gary Brown. Nando De Colo karşısında Gary Brown. Jared Jones ikili sıkıştırma geldi dışarıya. Hamilton tereddüt etti. Ardından atışı başarılı değil ve orada top Nando De Colo'da kaldı. Lukas top bir anda canlandı elinde ve top kaybı. Türk Telekom maçında da Kostas Lukas'la çok fazla diyalog halindeydi Jeliko Obradovic. Bugün de yine ilk çeyrekte bu ikili arasındaki hararetli diyaloglar başladı. Fenerbahçe Beko'nun da bu arada dördüncü top kaybı oldu daha 5 dakika dolmadan. Hamilton, Jan Wesley ve Kalinic çok iyi kapattılar. Hamilton tersten döndü, bitiremedi. Çünkü bir faul kararı var. Wesley de orada bir hatalı yürüme olduğu iddiasında. Jan Wesley iki serbest atış kullanacak şimdi Johnny Hamilton. Bakalım pozisyona, işte burada Hamilton iki kişi kapattı. Sanki bir tavşan adımı var orada. Hamilton ilk atışı isabetli. Johnny Hamilton farkı iki sayıya indirdi. Şimdi ikinci atış Hamilton'dan. İkinci atış kaçtı. Datome aldı rebound'u. Kostas Lukas. Datome, Lukas, Jan Wesley, Nando De Colo, Sinan peşinde. Biraz geride kaldı Sinan. Boş adamı buldu De Colo. Köşede Kalinic. Sevdiği nokta ama 2'de 0 oldu o noktadan. Nikola Kalinic, Sinan Güler. Bonzi Coulson'a dönemedi. Israrla pas istedi Bonzi Coulson ama biraz yavaş kaldı. Yine statik kaldı. Hücumda Darüşşafaka. Şimdi Sinan. Son anda Jones top oyununda tuttu. Jared Jones. Nando De Colo karşısında. Jared Jones hücum faul. Nando De Colo yapıştı. Jones'a çok iyi savunma yaptı ve onu tuzağına düşürmeyi başardı. İşte bakın burada üstüne doğru da yüklenince faul almayı başarıyor. İlk mola geldi maçta. Molaya gidiyoruz. Yeniden birlikteyiz televizyon molasına. Fenerbahçe Beko 9-7 önde girdi ve Mithat Mahmutoğlu, Melih Mahmutoğlu'nun babası da şu anda Ankara'da, başkentte maçı takip edenler arasında. Tabii Fenerbahçe Beko takımının kaptanı Melih 3 kez de All Star'da 3 sayı şampiyonu olmayı başardı. Milli takımın önemli parçalarından birisi, oğluyla ne kadar gurur duysa az. Bugün o da tribüne geldi Fenerbahçe'yi ve oğlunu desteklemeye. Nando De Colo tepede, şimdi Sinan karşısında.
Sando De Colo, Sloukas'la oynadı. Kostas Sloukas süreden aldı. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye kala yüksekten bıraktı. Ama basketi veriyor maçın hakemi. Çünkü fileye temas var orada Johnny Hamilton'dan. Ayşenur yazıcı oldu, çok yakındı. Ve basketi verdi. Bakın burada pozisyon çok büyük ihtimal girmeyecekti ama işte bu temas, bu hata daha doğrusu Daçka adına sayıyı getirdi Fenerbahçe için. Erkan Veyseloğlu oyunda, Darüşşafaka Tekfen'de. Gary Brown. Ve Bobby Dixon da Fenerbahçe'de oyuna girdi. Sloukas'ın yerine Gary Brown. Bobby Dixon'ın o yine iyi savunması. Hamilton! Topu kurtardıktan sonra smaca gitti. Ve farkıya indirdi. Hamilton, Johnny Hamilton az önceki hatasını bir anlamda telafi ediyor bu smaçla. Nando De Colo. Datome köşede. Erkan hemen yanında. Wesley içeri devrilmişti. Datome şimdi dışarıya. Kalinic sağ forvetten atışı yine kısa. 3'te 0 oldu. 3 sayı çizgisinin gerisinden Nikola Kalinic. Maça istediği ritimde, şut ritminde başlayamadı. Sinan Güler. Sinan çembere gitti. Sinan bitiremedi. Ardından Hamilton hücum reboundunu aldı. Faulü de aldı ve 2 serbest atış kullanacak. Johnny Hamilton Fenerbahçe Beko'nun da ikinci takım faulü bu. Sinan burada çok güzel devrildi içeriye. Koridoru buldu ama bitiremedi. Wesley faulü yapan isim. İkinci faul oldu. Yan Veseli'nin hemen Ahmet Düverioğlu'nu oyuna alıyor koç. Obradovic ve Hamilton'ın az önceki smacını bir kez daha izledik. Kalinic'in yerine de Melih Mahmutoğlu oyuna giriyor Fenerbahçe Beko'da. Hamilton az önce 2'de 1 atmıştı çizgiden. İlk atışı isabetli değil Johnny Hamilton'ın. İkinci atış. Bunda da isabet yok. Bu kez 2'de 0 Johnny Hamilton. Ve şimdi Bobby Dixon'la Fenerbahçe Beko hücumu. Gary Brown onun savunmasında. Nando De Colo, Doğuş Özdemiroğlu karşısında. Nando De Colo Ahmet'e döndü ama Berk girdi araya, Berk Demir. Erkan Veyseloğlu. Erkan doğrudan çok hızlı gitti çembere ve turnikeyi bıraktı. Fast break'te skora dengeyi getiriyor Erkan Veyseloğlu. Bobby Dixon. Gary Brown karşısında. Ahmet geldi tepeye. Bobby Dixon. Gary Brown perdeye takıldı ve şimdi Ahmet'le bir ters eşleşme. Faul düdüğü, Erkan Veyseloğlu faulü yapan isim Darüşşafaka Tekfen'de. Üçüncü takım faulü bu Daçka'nın bu çeyrekte. Sloukas yeniden oyunda Fenerbahçe Beko'da. Nando De Colo kenara geldi. Bu arada Gary Brown'a çalmış hakemler faulü. Melih Mahmutoğlu. Bobby Dixon üçte gösterdi, kullanmadı. Berk geldi şimdi karşısına. Datome boş adamı buldu. Melih ekstra pas köşede. Kostas Sloukas 3 sayılık atış isabetli değil. Doğuş Özdemiroğlu rebound aldı. Gary Brown. Ahmet yardıma gelmişti Bobby Dixon'a. Gary Brown şimdi ikili sıkıştırma. Datome tepede topu çaldı. Şimdi Melih Mahmutoğlu. Sloukas. Bobby Dixon kaldırdı, üçlü gönderdi, isabetli değil Melih Mahmutoğlu. Yeniden sete döndü Melih Mahmutoğlu. Bobby Dixon hızını kullandı ama arkadan gelip bloğu yaptı Hamilton. Johnny Hamilton kartal oyuna girecek Daçka'da. Gary Brown çok yoruldu işte. Az önce Hamilton'ın blokladığı top kartal öz mızrak. Galatasaray doğa sigortayı yıkan isimdi. Bakalım bu maçta Fenerbahçe Beko karşısında nasıl bir performans gösterecek. Hemen Doğuş'la birlikte topu çaldılar. Ama Doğuş çok kötü yere attı. Melih Mahmutoğlu biraz öcele etti Doğuş. Şimdi Datome karşısında. Berk var, Berk Demir. Bobby Dixon.
Ahmet Düverioğlu. Ahmet Slukas'la oynadı. Bobby Dixon Doğuş karşısında. El üstünden atışı kısa. Müthiş bir savunma var her iki takımda da. Kartal çok hızlı gitti. Hamilton'a döndü. Hamilton soldan bıraktı sağ eliyle ama kaçırdı. Turnike'yi kaçırdı. Johnny Hamilton skor 11-11'e takıldı kaldı. Son dakikaya girmek üzereyiz. Çok iyi savunma yapıyor. Çok agresif savunma yapıyor. İki takımda çok düşük bir skor var şu anda maçta. Datome. Bobby Dixon. Tabii çok sayıda üçlük de kaçırdı. Özellikle Fenerbahçe Beko boş üçlük. Şimdi Melih Mahmutoğlu çok güzel kat etti içeriye. Atışı isabetli değil. Bomboştu Melih. Bu atıştan da sonuç alamadı. Doğuş Özdemiroğlu ve Darüşşafaka tek fen hücumu. Doğuş çembere gitti. Doğuş yüklendi, blok geldi. Datome. Şimdi Slukas az adamla yakalandı savunmada. Daçka ve Kartal akıllı bir faul yapıyor. Takım faul hakkı şimdi doldu. Darüşşafaka Tekfen'in. İşte Datome. Burada bloğu yaptı. Ardından da Kartal Slukas'ı faulle durduruyor. İki takım da hem Daçka hem Fenerbahçe Beko savunma performanslarıyla ilk çeyrekte ön planda. Selim Şav oyuna girdi. Daçka da. Bobby Dixon. Ahmet faul. Selim Şav faulü yapıyor. Faul hakkı doldu. Darüşşafaka Tekfen'in iki serbest atış kullanacak. Şimdi Fenerbahçe Beko. Ahmet Düverioğlu bakalım çok uzun süredir değişmeyen dengeyi bozabilecek mi? Bozdu. İlk atışı isabetli. Ahmet'in. Fenerbahçe Beko öne geçiyor. Son hücum Daçka'ya kalacak. 13-11. Ege Hanarna oyuna girdi. Fenerbahçe Beko'da. Slukas kenara geldi. Kartal çok hızlı getirdi topu. Bobby Dixon geri adım atmadı. 8 saniye, 7 saniye. Kartal Bobby Dixon kaptı topu ama sonrasında kontrol edemedi. Mola istiyor Selçuk Ernak. Son hücum için bir set çizecek. Moladan sonra yeniden birlikteyiz. Melih Mahmutoğlu, Bobby Dixon, Kalinic, Slukas, Ahmet Düverioğlu beşi var. İkinci çeyrek başında Fenerbahçe'de Kartal, Berk, Bonzi Carlson, Johnny Hamilton ve Doğuş Özdemiroğlu beşi de. Daçka'da Bobby Dixon Melih'i buldu. Melih 3 sayı gösterdi, kullanmadı. Carlson karşısında. Şimdi kötü bir pas Melih Mahmutoğlu'dan. Top son olarak kimden çıktı? Hamilton'dan çıktığını gösteriyor. Ayşenur Yazıcıoğlu pota altındaki hakem. Fenerbahçe'nin 8 saniyesi var. Bobby Dixon topu oyuna sokmakta. Hayli geç kaldı ve yine aynı hakem. Ayşenur Yazıcıoğlu bayan hakem. 5 saniye. Düdüğünü çaldı. Top kaybı Fenerbahçe Beko'da. Doğuş taşıyor topu. Doğuş Özdemiroğlu. O da Galatasaray maçında iyi performans gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Galibiyette önemli rol oynamıştı. Doğuş ikili sıkıştırmadan çıktı. Çok güzel kesti Ahmet. Atak devam edecek. Hücum devam edecek Fenerbahçe adına. 2 saniye var. Kartal Ahmet yanında. Hamilton süre dolmak üzere farkında. Geliş güzel gönderdi. Bonzi Carlson. İki Fenerbahçeli birbirine girince Bonzi Carlson bu ikramı reddetmedi. Topu kaptı, ardından ona faul var. İşte bakın burada Slukas ve Bobby Dixon zaman zaman işte aşırı konsantrasyon da problem yaratabiliyor. Basketbolda Bonzi Carlson serbest atış çizgisine geldi. İki serbest atış olacak. İlk atışı kaçırdı Bonzi Carlson. İki sayısı var. Bonzi Carlson'ın
Yalnız çizgide bayağı problem yaşayarak başladı maça. Laçka 5'te 1 oldular çizgiden. İkinci atış isabetli. Farkı 1'e indirdi. Darüşşafaka. Lukas Oş onun karşısında ligin en agresif savunmacılarından birisi Doğuş Özdemiroğlu bildiğiniz gibi perdeden faydalandı. Lukas boş adamı buldu. Melih Mahmutoğlu en sevdiği nokta atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde Berk'ten çıktı diyor hakemler top ve Fenerbahçe Beko hücumu devam edecek. Berk Demir son müdahaleyi yapan isim Darüşşafaka'da. Kalinic topu oyuna sokacak. Melih. Kostas Lukas, Melih Mahmutoğlu 3 sayı gösterdi. Kullanmadığı 2 kişinin arasından çok güzel geçti. Ama yakın mesafede bitiremedi Melih Mahmutoğlu. Bonzi kalsın. Melih onun savunmasında. Şimdi geldi Hamilton faul. Fenerbahçe, Beko'nun hemen ilk çeyrekteki 3 sayı yüzdesine bakmak istiyorum bir yandan istatistikler önünde. 7'de 1 ilk çeyrekte perimetreden. Fenerbahçe Beko 8'de 1 oldu az önce. Melih Mahmutoğlu'nun kaçırdığı üçlükle birlikte ki bu üçlüklerin hemen hemen %75'i yani 6 tanesi falan boş üçlüktü. Öte yandan Daçka 2 kez 3 sayılık atış denedi. İkisinde de isabet bulamadı. Çok iyi pas geri Brown'dan. Hamilton harika devrildi içeri ve Daçka öne geçiyor. 14-13. Kostas Lukas, Ahmet Düverioğlu geldi tepeye, Kalinic de geldi şimdi, Lukas, Nikola Kalinic, Ahmet ters eşleşme var orada, Gary Brown faul yapıyor. Erşan Kartal çok yakındı pozisyona, Gary Brown'a faulü çaldı, Daçka'nın ilk takım faulü bu. Bobby Dixon, Kostas Lukas, Ahmet yine tepede. Lukas, Kalinic'e döndü. Kalinic'den Ahmet Düverioğlu, Hamilton karşısında. Ahmet çok güçlü, ittirdi Lukas. Peki ardından içeri girdi. İki sayılık atış isabetli değil. Bu arada reboundu orada Bobby Dixon aldı. Lukas, Kalinic'e döndü. Kalinic, üçlük isabetli. 9'da 2 oldu Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinin gerisinden. Selçuk Ernak hemen yanımda Bobby Dixon topu alırken fırladı masa hakemlerine faul diye itiraz etti. Karar devam. Şimdi hemen cevap geldi. Kartal Özmızrak 7 adım atmıyor Daçka. Anında cevap Kartal'dan. Kostas Lukas. Gary Brown onu savunuyor. Ahmet çok güzel bir fake Hamilton'a ve ardından hücum faul kararı var. Smaç da bitirdi ama Ayşenur Yazıcıoğlu hücum faul düdüğünü çaldı. Yine pozisyona yakındı bayan hakem. İkinci faulü Ahmet Düverioğlu'nun Jan Wesley oyuna giriyor. O da iki faul almıştı ilk çeyrekte işte. Hücum faul kararının çıktığı pozisyon bu. Selçuk Ernak görüntüde. Çok zor takımları eleyerek bu noktaya geldi ki Avrupa'da da Euro Cup'ta da gerçekten Selçuk Ernak ve takımını tebrik etmek lazım. Harika işler yapıyorlar. 4 Mart'ta İstanbul'da sezonun belki de en değerli maçına çıkacaklar. Virtus Bologna'yı ağırlayacaklar Euro Cup'ta ve kazanırlarsa 8'li finale kalma başarısını gösterecek Daçka. Türkiye Kupası'nda da Efes ve Galatasaray'ı eleyerek bu noktaya geldiler. Ve şimdi de bir başka zorlu sınav karşısında Selçuk Ernak'lı öğrencilerin şu ana kadar Fenerbahçe Beko karşısında hiç de fena iş çıkarmadılar. Skoru bir kere istediği seviyede tutmayı başardı Daçka şu ana kadar. Bakalım tabii. O kadar geniş bir rotasyon ve o kadar fazla yıldız var ki Fenerbahçe'de. Daçka bu yıldızları durdurmayı sürdürebilecek mi? Wesley geldi sıkıştırmaya.
Bonzi kalsın. 5 saniye var hücum süresinin dolmasına. Hamilton 3 saniye, 2 saniye kala el üstünden çok dengesiz bir atış. Colson herkesten yükseğe çıktı ama havada tiplemek istedi, bitiremedi. Nando De Colo hızlı geldi Fenerbahçe Beko. Nando De Colo top inişe geçti mi geçmedi mi? Devam dedi hakemler. Şimdi Gary Brown çok hızlı geldi o da. Gary Brown kalenin için yanından bitirmeyi başardı Gary Brown. Daçka hızlı hücumda Gary Brown'la basketi buldu. 19-16. Kostas Lukas salonda az sayıda Daçkalı basketbol sever desteklerini arttırıyorlar bu bölümde takımlarına. Kartal'a bir faul düdüğü var. Sinan İşgüder faali çaldı. Daçka'nın da ikinci takım faali oldu. Sinan Güler oyuna girecek. Kar Şafak'a tekfende Kartal kenara geliyor. Selçuk Ernak alkışladı oyuncusunu. Yine enerji verdi takıma. Aynı Anadolu Efes ve Galatasaray maçlarında olduğu gibi Kartal Özmızrak. Ron Wesley. Kostas Lukas. Lukas içeri yüklenmedi. Gary Brown'a bir faul düdüğü daha bu arada. Bakalım Gary Brown'un kaçıncı faul? Evet, üçüncü faul oldu Gary Brown'un. Bu işte kritik. Daçka için ve hemen Selçuk Ernak onu kenara aldı. Doğuş Özdemiroğlu oyunda. Doğuş, Kartal ve Sinan'la çok iyi baskı kurup savunma duvarı örebilen bir takım Daçka ve bu önemli karakteristiklerinden birisi ama Gary Brown'un yaratıcılığı olmadan da Euroleague takımını Fenerbahçe Beko'yu saf dışı bırakıp kupaya uzanmaları zor. O yüzden hemen kenara aldı onu. Selçuk Ernak ve Kostas Lukas üçlüyü gönderiyor. Skora denge geldi. 19-19. Doğuş Özdemiroğlu. Bonzi kalsın. Melih Mahmutoğlu onun savunmasında. Lukas sürekli yardıma el gösterdi. Doğuş zor bir üçlük. Doğuş Özdemiroğlu. Geri adım atmıyor Daçka. Az önce Kartal, şimdi Doğuş. Yedikleri üçlüğün hemen ardından cevap vermeyi başardılar. Özelliğiyle ön planda Daçka bildiğiniz gibi ve özellikle son bir ayda form grafiğinin zirvesine özellikle savunma anlamında ulaşmış durumda. Fenerbahçe, Beko gibi bir yıldızlar topluluğu karşısında şu ana kadar çok iyi iş çıkarttılar. Melih Mahmutoğlu, Kostas Lukas, Doğuş Özdemiroğlu faul yapıyor. Perdeye gelen Jan Wesley'e ilk faul oldu Doğuş Özdemiroğlu'nun. Ve Daçka da faul hakkını doldurdu böylece. Wesley. Kalinic. Berk Demir karşısında. Kalinic dip çizgiye gitti. Nikola Kalinic, Wesley orada. Sinan Güler girdi araya, topu çaldı Sinan. Sinan Güler, Bonzi Kalsın'a dönemedi. Hamilton top kaybı ve şimdi hızlı hücum. Fenerbahçe Beko adına Wesley basketbol. Jan Wesley. 3 sayılık hücum şansı Fenerbahçe Beko adına. İşte Sinan burada kaptırdı. Wesley, Berk'in müdahalesi. Çizgiye gidecek şimdi Jan Wesley ve yeniden skora denge getirme şansı Fenerbahçe Beko için. Melih Mahmutoğlu kenara geliyor. Gigi Datome oyunda Fenerbahçe'de. Datome oyunda. Wesley'nin ilk atışı, tek atışı isabetli değil. Bugün Datome tercihini yaptı Jeliko Obradovic. Yarı finalde Telekom karşısında oynatmamıştı, hatırlayacaksınız. Sinan Güler, Berk Demir, Alec Williams'ı tercih etmişti. Şimdi Doğuş Özdemiroğlu çok uzaklardan bir atış. Bonzi kalsın, oraya çeldi topu ve havuza düşen topu Berk Demir kazandı. Sinan Güler, Bonzi kalsına dönemedi. Kalinic onu önden aldı. Wesley yine yukarıya.
Bir baskı. Bonzi kalsın. Çembere gitti. Çok dengesiz atış. İsabetli değil. Reboundını aldı. Elden ele seken top Lucas. Kostas Lucas döndü. Top kaybı olacak mı? Oldu Fenerbahçe. Beko'da bir top kaybı daha. Lucas hakemlere itiraz ediyor. Sinan Güler. Stop Cem Şat'ı. İsabetli değil bu da. Halil çaldı reboundu. İki takım da çok ciddi efor sarf ediyor her top için. Lucas geçiş hücumunda çok iyi bir asist. Kostas Lucas. Nando De Colo'yu dip çizgide çok iyi noktada topla buluşturdu ve Fenerbahçe beko öne geçiyor. Sinan Güler müthiş bir uğultu var. Şimdi salonda Fenerbahçe taraftarı devreye girmeye başladı başkentte. Sinan Güler çembere gitti. Bonzi kalsına döndü. Köşeden üçlük isabetli değil. Doğuş Özdemiroğlu son anda girdi araya. Bir hücum şansı daha. Sinan. Dekolo karşısında 5 saniye var hücum süresinin dolmasına. Şimdi Wesley ile kaldı birebir Sinan. Bonzi kalsını buldu. Bomboş Bonzi kalsın. Atış isabetli değil. Rebound mücadelesi. Ve paylaşılamayan top kararı hücum sırası Darüşşafaka Tekfen'de. Belki yüksek bir skor yok maçta. Spektaküler maçlar ve üçlükler izleyemiyoruz ama gerçekten çok tempolu ve fiziksel anlamda çok sıkı bir final olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar başkentte Ankara Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen arasında. Daçka hücumu devam edecek. Bonzi kalsın şimdi hakeme itiraz ediyor. Ve Selçuk Ernak da bir uyarı aldı Ayşenur Yazıcıoğlu'ndan. Teknik faulü çalarım bench'ine uyar dedi ki gerçekten çok sık ayağa kalkıyor bench. Az önce Selçuk Hoca da uyarmıştı bench'teki asistanlarını ve bir basit top kaybı şimdi Daçka'da. Bonzi kalsın. İşte buna çok kızdı Selçuk Ernak. Bonzi kalsın bir hücum faul beklentisi vardı. Sonra Selçuk Ernak'tan sonra bench çok fazla itiraz edince aslında Ayşenur Yazıcıoğlu uyarıyı yaptı. Nando De Colo. Nando De Colo kendi şutunu yarattı Nando De Colo. Farkı 3'e çıkartıyor Nando De Colo. Mini bir seri Nando De Colo'dan. Az önce de o atmıştı basketi. Üst üste 2 sayı Nando De Colo'dan. Berk Demir. Kaldırdı Berk Demir. 3 sayılık atış isabetli değil. Wesley çekti reboundu Young Wesley. Bu bölümde biraz hücumda tıkandı. Darüşşafaka. Kalinic. 3 dakika. Yine Nando De Colo. Fenerbahçe Beko süper yıldızıyla bir anda farkı 5'e çıkartıyor. Ve Selçuk Ernak hemen molayı alıyor. Ne karşı ki 4 kez Final Four oynamış. Bir kez de bu kupayı Türkiye'ye getirme başarısını göstermiş bir takıma karşı. 40 dakika boyunca konsantrasyonu elden bırakamazsınız. Nando De Colo bundan faydalandı bu bölümde. Şimdi Bonzi kalsın. Berk, Doğuş Özdemiroğlu el üstünden 3 sayılık atış. Wesley rebound aldı. Hücumda tıkanıklık var. Doğuş Özdemiroğlu 2'dir kaçırıyor köşeden. Kalinic çok güzel döndü. Blok için geldi oraya Hamilton ama topu çok ilginç bir şekilde biraz da şansının yardımıyla kurtardı Kalinic. Farkı 7 sayıya çıkartıyor Fenerbahçe Beko. Kartal. Kartal Özmızrak. Wesley yine tepeye yardıma geldi. Berk köşeye döndü. Doğuş. Doğuş Özdemiroğlu. Datome faul yapıyor. Gigi Datome. Faul hakkı dolmuştu Fenerbahçe Beko'nun. Çizgiye gitmek Daçka'ya da iyi gelecek. Çünkü 4 hücumdur. Hatta bu hücumlu sayarsak 5 hücumdur sayı üretemiyordu Darüşşafaka. Şimdi Doğuş Özdemiroğlu çizgiden kolay sayı üretme şansını yakaladı. Ama çizgide de problemler sürüyor. 6'da 2 idi. Bir ara Daçka çizgide Doğuş da kaçırdı. Yüzdeleri iyice düştü. İkinci atış bu isabetli. Selim Şav oyuna giriyor. Bu arada bir teknik faul. Wesley'e mi? Evet. Young Wesley teknik faulü aldı ve şimdi
Obradovic'le tatlı bir diyalog aralarında. Sulukas'tan Vesely'e döndü oklar. Obradovic'in okları. Bonzi kalsın. Atışı sayıya çevirdi. Doğuş'un eksiğini tamamladı. Teknik faul sayesinde Bonzi kalsın. Fark 5'e indi. Datome. Kostas Lukas. Taşıdı topu Kostas Lukas. Datome, Gigi Datome. Bonzi kalsın karşısında. Lukas içeriye devrilirken Doğuş Özdemiroğlu'nun faulü geldi. Doğuş da ikinci faulünü yapıyor. Çizgiye gidecek Kostas Lukas. Hayır, perdede Jan Vesely'e faul yaptığını işaret etti. Maçın hakemi Vesely çizgide. İki serbest atış kullanacak Jan Vesely. İlk atışı kaçırdı Vesely. İkinci atış. Bunda da isabet yok ve Hamilton rebound'u alıyor. Çemberin üstünden belki de girebilecek bir topu çelip önüne aldı. Kartal. Kartal'a şimdi bir teknik faul kararı var. Evet, bu hareketten dolayı. Çok büyük de tepki var hemen yanımda. Selçuk Ernak ve yardımcıları Sinan İşgüler'in bu kararını beğenmediler. Sulukas şimdi çizgiye geliyor. Az önce Vesely teknik faul almıştı. Şimdi de Kartal aldı. Erkan Veyseloğlu oyuna giriyor. Daçka'da çok kısa bir süre oyunda kaldı Selim Şal. Kenara geldi. 1.35. İlk yarının sonuna. Kartal. Ahmet ve Sulukas yanında. Kartal dışarıya çıkardı. Erkan'a pozisyonu hazırladı. Erkan! Erkan Veyseloğlu. Üçlüğü gönderdi. Farkı 3'e indirdi. Daçka. Kartal'ın da hakkını teslim edelim. Yani ikili sıkıştırma artı baskı altındayken dip çizgiden harika bir asist yaptı. Kartal Özmızrak, Ahmet Düverioğlu, Sulukas dip çizgiden çembere doğru yöneldi. Dışarıya çıkardı. Doğuş girdi araya. 4'e 2 geliyor şimdi Daçka. Doğuş Özdemiroğlu turnikeyi bıraktı. Takip smacında Bonzi kalsın. Bonzi kalsın smaçla bitiriyor. Kartal Özmızrak ateşledi. Doğuş Özdemiroğlu yine topu çaldı ve Bonzi kalsın smaçla bitirdi. Mola Obradovic'den. Sıra bir teknik faulden kurtarmış burada Johnny Hamilton. Fenerbahçe beko hücumu Kostas Lukas. Doruk karşısında Doruk Dora. Kalinic. Datome. Erkan Veyseloğlu onu karşıladı. Nando De Colo. Doğuş Özdemiroğlu onun savunmasında. Bu çeyreğin en etkili ismi Fenerbahçe'de De Colo. Topu ona verdi Sarı Lacivertliler. De Colo atışı zor pozisyon. Doğuş Özdemiroğlu çok iyi savunma yaptı. Doruk Dora. Daçka gelecek şimdi. 10 saniye fark var şut saatiyle maç saati arasında. Doğuş Özdemiroğlu. Bonzi kalsın. Bonzi kalsın. Çembere gitti. Bonzi kalsın. Atışı isabetli değil. Kendi ribandını aldı ama öncesinde bir faul düdüğü var. Hamilton yerde kalmıştı. Johnny Hamilton. Burada De Colo'ya mı? Evet. Nando De Colo'ya çalınan bir faul düdüğü var. Johnny Hamilton serbest atış çizgisine gelecek. Datome'ye çaldılar. Şimdi çizgide Hamilton. İlk atışı isabetli bu kez. Mahir oyuna girecek birazdan. Mahir Ava ilk kez süre alacak. Maçta 5'te 2 oldu çizgiden Hamilton. İkinci atış. Bu isabetli olmuyor. 30-30. Son sözü söyleme şansı ilk yarıda. Fenerbahçe Beko'da. Kostas Lukas.
Sloukas, Ahmet içeri devrildi. Şimdi Datome 3 sayı gösterdi, geriye çekildi. Çok zor pozisyon, isabetli değil ve orada bir faul düdüğü mü var? Doğuş yerde. Süre dolduktan sonra, evet, bir faul düdüğü var. Fenerbahçe Beko çizgiye gidecek. Kalinic'e zannediyorum çaldılar burada tiplerken. Ama süre doldu mu dolmadı mı? Hakemler şimdi monitörden pozisyonu izleyecekler. Sinan İşgider geldi monitörün başına. Pozisyonu izlemek üzere. Kalinic tiplerken ona yapılan hareket için faul düdüğü var. Süre dolmadıysa Kalinic iki serbest atış kullanacak ve Fenerbahçe Beko için ilk yarıyı önde tamamlama fırsatı doğacak. Ama Ayşenur Yazıcı oğlu da geldi yanına şimdi Sinan İşgüder'in. Evet, masa hakemleri de sürenin bittiği yönünde uyarı yapıyorlar bana. Ama bakalım, garantiyi almak istedi Sinan İşgüder. İzlemek istiyor pozisyonu. Karardan sonra biz de ekranlarınıza getireceğiz. Bayağı bir sürdü inceleme. Demek ki çok ince bir zamanlama farkı var orada. Masa hekimlerine göre süre doldu. Ayşenur Yazıcıoğlu ve Sinan İşgüder baktılar. Şu an kararı verecekler. Evet, süre doldu ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu Darüşşafaka Tekfen 30, Fenerbahçe Beko 30. Çok sıkı, kıran kırana bir ilk yarıyı başkentte Ankara'da geride bırakıyoruz. İkinci yarı çok daha fazlası A-Spor ekranlarında olacak. Nando De Colo, Cici Datome, Kalinic ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başlıyor. İkinci yarıya Fenerbahçe, Beko, Sinan Güler, Gary Brown, Hamilton, Jared Jones ve Bonzi Carlson beşi de Daçka'da. Sloukas. Sloukas kendi şutunu yarattı. El üstünden atışı isabetli değil. Top Datome'den çıktı diyor Ayşenur Yazıcıoğlu. Datome'nin itirazları var. İlk hücumdan boş dönüyor Fenerbahçe Beko. Gary Brown şu anda Selçuk Arnak ve öğrencileri için, takım için iki problem. Gary Brown ve Kartal'ın üçer faulle oynuyor olması. Onun dışında ilk yarıda her şey onların istediği gibi gitti. Gary Brown çembere hücum etti. Çok zor pozisyonda bitiremedi. Nando De Colo şimdi kontrolü sağladı. Sinan Güler hızlı hücumu kesti. Faulü yaptı. Tabii Gary Brown'un deliciliği ve skor üretmesi de savunma karakterli Daçka'da son derece önemli. Çünkü hücumda tıkandıkları zaman Fenerbahçe Beko'nun bir an fırlaması an meselesi, ki Nando De Colo'yla ilk yarıda bunu yaptılar. Bir anda maçtaki en büyük farkı yakalamıştı Fenerbahçe Beko. Şimdi Nando De Colo perdede, faulü Sinan'a çaldılar. Üst üste iki faul Sinan Güler'den. Çok erken iki faul aldı üçüncü çeyreğin başında Sinan Güler. Ahmet De Colo, Sinan yanında. Kalinic şut gösterdi, içeri devrildi. Nikola Kalinic turnikeyi bıraktı. Fenerbahçe Beko'yu öne geçirdi Kalinic. Sinan Güler'le geliyor şimdi Darüşşafaka Tekfen. Gary Brown. Hamilton perdeye geldi. Sinan. Jared Jones. Gary Brown. 5 saniye var hücum süresinde olmasına. Sloukas'tan kurtardı kendisini. Şutu kısa. Rebound'u Datome çekti. Kostas Sloukas. Nando De Colo topu kurtardı. Dışarıya boş adamı buldu. Tepede Cici Datome. İlk yarıda da 3 sayılık atışta isabeti bulmuştu. 3 isabetinden birini sağlamıştı Fenerbahçe'nin. 10'da 3 ile perimetreden ilk yarıyı tamamladı Sarı Lacivertliler. Ve
2'de 2 oldu. Kendi hesabında Gigi Datome perimetreden. Gary Brown, Sinan. Sinan Güler, 6 saniye kaldı. Hücumda yine statik. Darüşşafaka çok kısa 3 sayılık atışı Sinan'ın ve bu hücumdan da boş dönüyor. Darüşşafaka tek fen. İkinci yarıya istediği ritimde, özellikle hücum ritminde başlayamadı Daçka. 5-0'lık seriyle bir anda yine öne fırladı Fenerbahçe Beko. Kostas Lukas'la şimdi sarı lacivertliler hücumda. Nando De Colo. De Colo Sinan'dan sıyrıldı. Jared Jones yardıma geldi. De Colo dışarıya. Kalinic. Top kaybı Fenerbahçe'de. 13. top kaybı sarı lacivertlilerin. Sinan topu oyuna soktu. Gary Brown. Obradovic'in tepkisi. Jericho Obradovic. Brown, Sloukas onu karşıladı. Jared Jones, Kalinic de birebir ondan sıyrıldı. Çembere gitti. Jared Jones çok zor ve dengesiz bir turnike. Faul bekledi. Hakemlere döndü Jared Jones. Nando De Colo. De Colo dışarıya. Yeniden De Colo. Dip çizgiye doğru döndü. Fenerbahçe Beko hücumu devam edecek. 8 saniyesi var sarı lacivertlilerin. Nando De Colo alır almaz gönderdi üçlü ve basket. Nando De Colo. Ayağı çizgide 2 sayılık isabet. 37-30. Faul bu kez De Colo'ya çaldı hakemler. Nando De Colo'nun itirazları var. Obradovic sakin ol, itirazı ben yapacağım diyor. Çelik Obradovic De Colo'ya. Ve şimdi Sinan İşgüler'le diyalog halinde. De Colo'nun faulü. Sinan Güler topu oyuna soktu. Gary Brown. Sinan. Hamilton geldi perdeye. Şimdi içeriye devrildi. Hamilton çok güzel kıvrıldı içeriye ve soldan sağ eliyle bitirdi. İlk basketi ikinci yarıda Darüşşafaka Tekfe'nin dördüncü dakikanın içinde geldi. Kalinic. Nando De Colo yine kaldırdı. Bir üçlük daha Nando De Colo. Hemen Doğuş'u çağırdı Selçuk Ernak. Doğuş Özdemiroğlu. Yine 2 sayı bu arada De Colo'dan ayağı çizgide. Ama De Colo'yu durdurmak için Doğuş Özdemiroğlu'nu yanına çağırdı Selçuk Ernak. Fark daha da açılmadan De Colo daha önemlisi ve Fenerbahçe'nin diğer yıldızları ritmini bulmadan yine bir önlem. Selçuk Ernak'tan Doğuş Özdemiroğlu oyuna giriyor Sinan Güler'in yerine. Doğuş'un da 2 faulü var. Wonzi Carlson'a biraz riskli bir pas son anda yarı sahada tuttu Wonzi Carlson. Gary Brown. Gary Brown perde kendi arkadaşına takıldı. Hamilton çok kötü bir pas Gary Brown'dan ve en sonunda Kalinic topu kaptı. Sloukas. De Colo. Nando De Colo 3 sayı gösterdi, kullanmadı. İçeriye girdi. Dışarıda Datome'yi buldu. Datome ekstra pas ama anlaşamadı Kalinic'le ve top kaybı, 14. top kaybı Fenerbahçe Beko'nun. İşte Datome arkasını atıyor Kalinic'in. Wonzi Carlson topu oyuna sokacak. Kartal oyunda. Daçka'da. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş birebir oynadı. Uçurdu De Colo'yu ve ardından basketi buldu Doğuş Özdemiroğlu. 6. sayısı onun da. 39-34. Datome. Gigi Datome Sloukas'a top aldırmadı Kartal. Ahmet Tepe'de. Ahmet Düverioğlu. Şimdi Nando De Colo kaldırdı. 3 sayılık atış isabetli Nando De Colo. Fenerbahçe Beko'nun süper yıldızı devrede.
42-34 maçtaki en büyük farkı yakalıyor. Üçüncü çeyreğin ortasında Fenerbahçe Beko. İyi savunmaya rağmen De Colo üretime devam ediyor. Bu arada çok güzel bitirdi Jared Jones. Cevap Jared Jones'tan geldi. 42-36. Kalinic topu oyuna soktu. Datome. Kalinic taşıyor topu Fenerbahçe'de. Melih Mahmutoğlu oyuna girecek birazdan. Sarı lacivertlilerde. Kostas Lukas Kartal karşısında perdeden faydalandı. Lukas dışarıya. Kalinic. Şimdi Nando De Colo. Doğuş yanında. Perde adam değiştiler. Jared Jones'la birebir kaldı De Colo. Jared Jones çok yakın aldı. De Colo müthiş bir blok Hamilton'dan. İnanılmaz bir noktaya çıktı. Johnny Hamilton blokladı o topu. Doğuş çembere gitti. Ahmet'in yanından çok zor atış. Doğuş Özdemiroğlu. Sadece savunmada değil hücumda da varım diyor Doğuş. Ve skorda tıkandığı bölümde Doğuş'un üzerinden arka arkaya iki kritik basket buluyor Darüşşafaka. Kostas Lukas. Ahmet yeniden Lukas. Lukas Kartal yanında dışarıya Kalinic. Şimdi De Colo bomboş kaldı. De Colo'nun atışı isabetli değil. Bonzi kalsın. Reboundu çekiyor. Kartal da geliyor Daçka. Yan Vesili ve Melih Mahmutoğlu oyuna girecek birazdan. Çok iyi pas pot altına. Müthiş blok Ahmet. Ahmet Düvenioğlu. Çok güzel blokladı o topu. Daçka hücumu devam edecek. Molaya gidiyoruz. Üç dakika 28 saniye 3. çeyreğin sonuna. Darüşşafaka Tekfen hücumu devam edecek. 10 saniyesi vardı Açkın'ın. Geri adım atmıyor Selçuk Ernak ve takımı. Şimdi Doğuş topu oyuna sokacak dip çizgiden. Doğuş Özdemiroğlu çok basit bir hata. Fenerbahçe Beko savunmasında asisti yaptı burada da Doğuş. Bonzi Carlson bitirdi. Farkı iki sayıya indirdi Daçka. Kostas Lukas. Jan Vesely. Kalinic. Melih Mahmutoğlu top aldırmıyor Kartalona. Şu ana kadar maçın suskun ismi Melih Mahmutoğlu. Kalinic tepede 4 saniye kaldı. Birebir oynayacak Nikola Kalinic. Geri çekildi. El üstünden atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Bonzi Carlson'da kaldı top. Son 3 dakika 3. çeyrekte. Kartal. Perdeden faydalandı Kartal. Şimdi Jared Jones 3 sayılık atış. İsabetli. Geri dönmekle kalmıyor. Öne geçiyor Daçka. Pes etmiyor Darüşşafaka Tekfen. 8 sayı farklı öne geçmişti Fenerbahçe Beko. Ve şimdi 9-0'lık seri Daçka'dan. Molaya gidiyoruz. 2 dakika 44 saniye var 3. çeyreğin sonuna. Önce Fenerbahçe Beko arayı açtı. Öne fırladı ama Darüşşafaka Tekfen karakterini ortaya koydu. Yine oynatçı kimliğini ve onları yakaladı. Datome! Ama Fenerbahçe Beko'da o kadar çok yıldız var ki birini durdurduğunuzda diğeri ön plana çıkıyor. 3'te 3 oldu Cici Datome. Fenerbahçe Beko'nun takım halinde perimetreden 3 sayı çizgisinin gerisinden döküldüğü günde. Doğuş Özdemiroğlu yüklendi. Atışı isabetli değil. Bonzi Carlson faal almayı başardı. 2 serbest atış kullanacak Bonzi Carlson. Datome'yi çıkardığınız zaman Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinin gerisinden %25-30 aralığında. Kalinic'e bu arada bir teknik faul kararı var. 3. takım faulü oldu. Fenerbahçe Beko'nun Obradovic'in işte tepkisi bu teknik faul kararına. Hücum devam edecek. Şimdi faulden, teknik faul dışında diğer iki atış gelecek. Faulden kaynaklanan atışlar. Bonzi Carlson. Doğuş Özdemiroğlu oyuna girdikten sonra müthiş bir enerji getirdi yine Darüşşafaka'ya. 8 sayı geriden geldi Daçka ve Doğuş'un ateşlediği
savunmayla, hızlı hücumlarla bir anda öne geçmeyi başardı. Şimdi Bonzi Carlson atarsa yine öne geçecek Darüş Şafak'a. Hata yapmadı Bonzi Carlson. 46-45 ve Kartal kenara geliyor. Biraz soluklanacak, nefeslenecek. Onun yerine Doruk oyunda, Doruk Dora. Kostas Lukas. Lukas. Melih Mahmutoğlu yerde kaldı. Kalinic. Faul. Sportmenlik dışı faul kararı var. Darüşşafaka bencinde çok büyük tepki var. Selçuk Ernak benci sakinleştiriyor. İşte burada formadan mı çekmiş? Yani kolundan çekiyor ve sportmenlik dışı faul kararı geldi ama hakemler izleme kararı aldılar. Doruk faali yapan isim Doruk Dora. Şimdi maçın hakemleri Osman Sinan İşgüder ve Erşan Kartal pozisyonu monitörden izleyecekler. Bu kadar yakın giden bir maçta tabii çok kritik kararlar bunlar ve hata yapmak istemiyor hakemler doğal olarak. 2015-2016 sezonunda da Türkiye Kupası finalinde bu iki takım karşılaşmıştı. Ve yine çok benzer giden bir maç vardı. Çok yakın giden bir maç vardı. Hiç geri adım atmayan iki takım. Ama son sözü yıldızı Bogdan Bogdanovic'le Fenerbahçe söylemiş ve kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Evet, evet, normal faul kararına döndü. Sportmenlik dışı faul iptal edildi. Tekrar izlendikten sonra işte burada hani formadan yakalamaya çalışmış sanki Doruk. Yakalamayı başarsa belki sportmenlik dışı gelecek. Datome. Kusursuz atıyor 3 sayı çizgisinin gerisinden. Cici Datome bugün ve şimdi tepede. Cici Datome ilk kez kaçırdı ama Vesile aldı ribandı. Melih Mahmutoğlu. Fenerbahçe Beko'da ritmini bulamayan isim o. Datome el üstü üçlük yine kaçırdı Cici Datome. Bir hücum şansı daha Fenerbahçe Beko adına. Şimdi Kalinic kurdu, bekledi, attı. Yine kaçırdı. Son olarak Doruk'ta kaldı top. Yine topu çelen Fenerbahçe Beko'lu oyuncular ama havuza düşen topu Doruk Dora yakaladı. Son 1,5 dakika 3. çeyrekte. Doğuş Özdemiroğlu, Sulukas karşısında. Doğuş perdeden faydalandı. İçeriye yüklendi. Bonzi Carlson'a biraz zor bir pas. Carlson el üstünden çok zor atış. Çemberi yaladı çıktı. Ardından faul aldı Hamilton. Johnny Hamilton. İki serbest atış kullanacak şimdi Johnny Hamilton. Bu akşam yüzdesi çok parlak değil. Serbest atış çizgisinde çok kaçırdı. Bakalım şimdi ne yapacak Hamilton. Fenerbahçe Beko zaten takım faal hakkını doldurmuştu. Taçka'nın bir takım faal hakkı daha var. Hamilton ilk atış yine kaçtı. Serbest atış çizgisinden ilk yarıda %45 ile atmıştı. 11'de 5'te kalmıştı Taçka. Bu kadar yakın bir maçta tabii bu çok değerli bir kayıp. Hamilton ikinci atış bu da kaçıyor. Ve rebound Kalin işte. 2'de 0 geldi yine Hamilton'dan. Sloukas Doruk'tan topu kurtardı. Wesley. Datome'ye baktı Jan Wesley. Şimdi Melih Mahmutoğlu. Doğuş karşısında. Melih Mahmutoğlu ve Doğuş Özdemiroğlu. Kostas Sloukas. Sloukas 3 saniye, 2 saniye kala bir faul düdüğü var. Doruk. Faul yapan isim Doruk Dora. Şimdi takım faali hakkı doldu. Daçka'nın Nando De Colo oyuna giriyor. Fenerbahçe Beko'da Cici Datome kenara geliyor. Kostas Lukas. Lukas. Hamilton da çıktı üstüne. Lukas harika bir asist. Kostas Lukas. Hamilton tepeye. Yardıma gidince Sloukas çok iyi gördü bu zaafı ve asisti yaptı. Smaçla bitirdi Wesley. Doruk, Johnny Hamilton. Bonzi Carlson'a top aldırmadılar. Doruk Dora. Doruk boyalı bölgeye attı kendisini. Atışı isabetli değil. Hamilton orada herkesten yüksekte. Johnny Hamilton tamamlıyor, tipliyor. Yeniden önde Daçka. 12. sayısı. Johnny Hamilton'ın. Kostas Lukas
5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Sloukas 3 sayılık atış, Kostas Sloukas ve 4. periyoda, karar periyoduna Darüşşafaka Tekfen 48-47 önde giriyor. Çok sıkı bir maç ve artık 4. periyoda geliyoruz. Favori Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen karşısında final periyoduna geride giriyor ve ilk hücum Darüşşafaka Tekfen'in. 48-47 Daçka üstünlüğüyle başlıyoruz 4. çeyreğe. Kartal, Doğuş, Jared Jones, Hamilton ve Carlson 5'i var. Darüşşafaka'da 4. çeyrekte Bonzi Carlson dip çizgide topu aldı. Kalinic ikili sıkıştırma, harika bir asist ve smaçta bitiriyor. Hamilton çok iyi bir pas geldi ona. Smaçta bitirdi Johnny Hamilton. Bobby Dixon, Jan Veseli, Ahmet Düverioğlu, Nikola Kalinic ve Nande Dekolo. 5'i de Fenerbahçe Beko'da iyice uzattı takımı Obradovic. 4. çeyreğin başında Veseli dışarıya, Nando Dekolo 3 sayılık atış kısa ve rebound orada Bonzi Carlson'da kaldı. Kartal taşıyor topu şimdi. Kartal Özmızrak. Veseli geldi yukarıya. Bonzi Carlson, Kalinic'in çok yakın savunması var. Nikola Kalinic topu çaldı ve ardından Bonzi Carlson faul yapıyor. Kalinic orada çok agresifti savunmada ve Bonzi Carlson'ı hataya sürükledi. Topu kaptırdı Bonzi Carlson. Ardından da Kalinic'in kafasına bir teması var. Faulü çaldı hakemler. Bobby Dixon da geliyor şimdi Fenerbahçe Beko. Jared Johnson faulü. Dekolo yerde kaldı. Üçüncü faulü oldu Jared Johnson. Arka arkaya iki faul. Daçka'dan bir anda iki takım faulünü aldılar ilk dakika dolmadan. Bobby Dixon. Wesley. Yeniden Bobby Dixon. Ahmet geldi perdeye. Bobby Dixon kaldırdı. Üçlüyü gönderdi. Rebound mücadelesi Jones'ta kalıyor. Kartal. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş çok güzel çıktı oradan. Doğuş çembere giderken Bobby Dixon çok iyi durdu ve faul yapmadan koridoru tıkayarak hataya sürükledi Doğuş Özdemiroğlu'nu. İşte bakın. İlerleyen yaşına rağmen hala ayakları o kadar hızlı ki Bobby Dixon'ın. Jan Veseli, Fenerbahçe taraftarı devreye girdi bu bölümde. Takıma olan desteklerini, sarı lacivert oyuncular olan desteklerini arttırdılar. Nando Dekolo çekildi geriye. Çok fazla dip çizgiye yaklaştı. Dixon şimdi verdi ekstra pas. 3 sayılık atış Nikola Kalinic. Bu arada 24 saniye süresi doldu, kararı var. Erşan Kartal'dan top elden çıktı mı çıkmadı mı? Çok kritik bir karar. Bir izleme gelecek mi gelecek? Bakalım bir daha hakemler gelmeden bizde. Burada Kalinic kurdu. Elden son anda sanki 0.1 kala çıkmış gibi. Çok zor, çok zor karar gerçekten. Çok yakın yani. Belki de salisenin yarısıyla verilecek bir karar. 24 saniye süresi dolmadıysa skora denge geldi. Hakemler izliyorlar şimdi. Sinan İşgüder ve Erşan Kartal. Evet. Verecek herhalde üçlüklü değil mi diye sorduğuna göre Erşan Kartal. Evet, 3 sayı geçerli. 50-50. Kalinic'in üçlüğü geçerli. Evet, topu çıkarmış elinden. Yani 0.1'de çıkarmış. Doğuş Özdemiroğlu ve Daçka hücumu Nando Dekolo'nun karşısında. Doğuş, Bobby Dixon'dan Kartal'a çok iyi savunma var. Doğuş, şimdi Jones kritik bir üçlükte ondan ama o kadar kötü bir atış ki. Rebound aldı
Fenerbahçe ve kol oyuncular çok rahat ve şimdi Fenerbahçe için öne geçme şansı. Kalinic. Bonzi kalsın onun savunmasında. Jones geldi, topu çaldı. Bonzi kalsın biraz tembel bir pas ama aldı. Bonzi kalsın ve top inişe geçiyor. Ahmet Düverioğlu smaca gider, top çembere girerken müdahaleyi yaptı ama top inişe geçti dedi hakemler. Çok yakındı. Bonzi kalsın'ın turnikesinde ve basket kararı var. 52-50. Nando De Colo. Doğuş. Onun karşısında perdeye takıldı Doğuş. Nando De Colo. Kalinic'i buldu. Nikola Kalinic faal. Bonzi Carlson faali yaptı. İkinci faali Bonzi Carlson'ın. Daçka'nın üçüncü takım faali oldu. Fenerbahçe Beko'nun henüz faali yok. Bu çeyrekte Ahmet Düverioğlu kenara geldi. Datome oyunda ve klasik Obradovic Ahmet Düverioğlu derslerinden birisi. Yine ona kısa bir öğüt. Tecrübeli koç Obradovic'den. Kalinic. De Colo. Kalinic kaldırdı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound Kartal. Rebound mücadelesinde bir faul kararı var. Hamilton'a. Johnny Hamilton burada Jan Wesley ile evet ittirmiş, girdiği rebound mücadelesinde faali yapıyor. İlk faali bu Hamilton'ın ama Daçka için kötü haber. Dördüncü takım faulünü yaptı Daçka. Bundan sonra yapacağı her faalde çizgiye gidecek Fenerbahçe Beko. Bobby Dixon, Melih Mahmutoğlu, Melih şutu ardından Manya'da atışı, potalı atışı isabetli Melih Mahmutoğlu. Bu sene bunu çok görüyoruz Melih'ten. Ligimizin, Türkiye'nin en ciddi üst sayı tehditlerinden birisi ve 3 sayı fake üzerinden çembere yaklaşıp potalı atışlarda da bu sezon repertuara yeni eklediği bir şey. Çok sayıda basket buluyor Melih Mahmutoğlu. Doğuş cevap vermek isterken ona De Colo'nun faali var. 2 serbest atış kullanacak şimdi Doğuş Özdemiroğlu. ...52-52... İki takım da geri adım atmıyor. Daçka agresif savunması, Fenerbahçe yıldızlarıyla maçın içinde. Doğuş'un ilk atışı isabetli. Öne geçiyor Darüşşafaka Tekfen. İkide iki attı. Çift tanelere geçti Doğuş Özdemiroğlu. Bonzi Carlson ve Hamilton'dan sonra üçüncü oyuncu oluyor. Daçka'da çift tanelere geçen Nando De Colo. Bobby Dixon. Bobby Dixon perdeden faydalandı. Wesley boş adamı buldular. Datome köşeden 3 sayılık atış isabetli. Fenerbahçe Beko öne geçiyor. Gigi Datome. 4. isabeti bu akşam. 3 sayı çizgisinin gerisinden 6'da 4 oldu Datome. Şimdi Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş Özdemiroğlu. Cevap Doğuş Özdemiroğlu'ndan geliyor. Çok büyük oynuyor bugün Doğuş. Anında çok kritik noktada geldi bu cevap Doğuş Özdemiroğlu'ndan. Şimdi Bobby Dixon. Bobby Dixon. Kartal karşısında Bobby Dixon. Dışarıya Kartal, orada yetişemedi, pas arası yapamadı. Jan Wesley serbest atış çizgisinden skora denge getiriyor. 57-57. Nefes nefese son ana kadar gidecek sanki bu maç. İki takım da geri adım atmıyor. Bu arada De Colo dörtledi. Nando De Colo'nun dördüncü faali. Jan Wesley ve Datome'nin Kalinic'le birlikte üçer faali var Fenerbahçe'de. Datome dörtledi. Doğuş Özdemiroğlu, Slukas onun savunmasında. Hamilton geldi perdeye. Doğuş şimdi Kartal üstte gösterdi, kullanmadı. Köşeye Jared Jones, 3 sayılık atış isabetli değil. Hamilton reboundu aldı, ters turnikeyi bıraktı. Johnny Hamilton. 16. sayısı Hamilton'ın. Maçın en skorer ismi oluyor bu baskette ve yeniden öne geçiyor Darüşşafaka Tekfen.
Bobby Dixon kaldırdı, blok geldi Kartal. Kartal'dan Bobby Dixon'a geçit yok. Şimdi frene bastı Kartal Özmızrak. Doğuş Özdemiroğlu. Hamilton tepede perdeye geldi. Doğuş turnikeye doğru girdi. Dışarıya çıkardı. Jared Jones 3 sayılık atış. Hamilton reboundları, hücum reboundlarını almaya devam ediyor. Young Wesley'i denize döktü. Özellikle rebound konusunda Johnny Hamilton. 61-57. Fark 4'e çıktı. Şimdi Datome. Bobby Dixon üçlüyü kurdu, kullanmadı. Datome köşede boş kaldı. Gigi Datome. 61-60. Nefis maç. Çok yüksek skor yok belki ama hem savunma anlamında hem stratejik anlamda gerçekten üst düzey basketbol izliyoruz zaman zaman. Türkiye Kupası finalinde Doğuş şimdi kaldırdı. 3 sayılık atışı biraz faul almaya gitti. Doğuş Özdemiroğlu. Ve teknik faul Doğuş'a. Burada hakemi şimdi ekrana getirecek arkadaşlarımız Datome'nin üçlüğünden sonra. Hakemi kandırmaya yönelik bir hareketi vardı. Sonra itirazı da vardı Doğuş'un. Teknik faul sonrası Sloukas serbest atış çizgisinde olacak molanın ardından. Ve nefes nefese giriyoruz son bölüme, son 4 dakikaya. Teknik faul almıştı Doğuş moladan önce. Şimdi Sloukas çizgide. Sloukas hata yapmadı. Denge var skorda. Fenerbahçe beko hücumu olacak. İşte burada teknik faulü aldı. Teknik faulü burada aldı Doğuş Özdemiroğlu. Hakemi aldatmaya çalışırken. 61-61'lik eşitlik. Datome. Sloukas Doğuş karşısında. Bobby Dixon. Kartal karşıladı onu. Bobby Dixon şimdi boş adam kaldı ve üstüne gönderdi. Perleden faydalandı Bobby Dixon. 64-61. Selçuk Ernak hemen molayı istiyor. Bobby Dixon'ın 3 sayılık basketiyle işte burada bakın. Wesley perdeye geldi ve bomboş kaldı Bobby Dixon. Bu kritik üçlükte Fenerbahçe Beko Daçka'ya molayı aldırdı ve öne geçti 64-61. Moladan sonra Sinan Güler oyunda, Darüşşafaka Tekfen'de. Sinan Güler, Doğuş ve Kartal üçlüsü oyunda. Gary Brown'a artık dönmeyecek gibi gözüküyor Selçuk Ernak. Kartal, Sinan, Melih karşıladı onu. Sinan Güler, Kartal Özmızrak. Pası Bonzi kalsın. Yeniden Kartal. 6 saniye kaldı hücum süresinde olmasına. Şimdi Sinan Güler. 3 saniye, 2 saniye. Sinan girdi içeri. Yüklendi, faulü aldı. Süre dolmak üzereyken Sloukas faul yapıyor. Kostas Sloukas. Bu düdük Sinan Güler'i ve takımını kurtaran düdük oldu. Evet, Gary Brown'u çağırdı şimdi Selçuk Ernak. Doğuş çok yoruldu. Kenara geliyor Doğuş Özdemiroğlu. Çok iyi oynadı Doğuş bugün. Harika işler yaptı. Hem savunmada hem hücumda. Şimdi kenarda bakalım Gary Brown neler yapacak. Sinan Güler'den kritik serbest atışlar. Çizgide bu akşam çok iyi değil Daşka takım olarak. İlk atış çemberin de yardımıyla isabetli. ...64-62... Sinan ikinci atışı kaçırdı. Melih Mahmutoğlu rebound aldı ama top Daçka'da. Orada bir ihlal var. Datome'ye faul kararı var. Cici Datome dördüncü faulünü alıyor. Datome dördüncü faulünü aldı. Fenerbahçe Beko'da takım faulü hakkını doldurdu. Kartal. Hamilton içeriye devrildi. Şimdi ona doğru Hamilton. Pas köşeye. Gary Brown. Gary Brown güzel bir fake. Ardından turnikeyle bitirdi. Gary Brown yerde kaldı. Hakemler oyunu durduruyor. Yüzünü tutuyor Gary Brown.
çok soğuk, uzun süredir oyunda değil. İkinci yarıda ilk defa oyuna girdi. Az önce, saniyeler önce Gary Brown, ama bu kadar soğuk olmasına rağmen işte bu fake ve ardından turnikesi düşerken herhalde çarptı bir yere yüzünü. Gary Brown ve şimdi orada bir açılma olduğu için hemen doğuş oyuna girecek. Darüşşafaka Tekfen'de 64-64. Son 3 dakika 15 saniye. Solgar Vitamin Türkiye Kupası finalinde kupayı kim müzesine götürecek? Tarihinde 3. finalini oynayan, hiç bu kupayı kazanamayan Daçka mı, yoksa bu kupayı 7. kez müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe Beko mu? Datome çok rahat sıyrıldı rakibinden. Datome yüklendi içeri. Orada kendi reboundunu aldı ama ardından kaptırdı. Son olarak top doğuştan çıkıyor. Doğuş Özdemiroğlu, Ayşenur Yazıcıoğlu'nun yanında itiraz ediyor. Bakalım pozisyona. Evet. Ya Hamilton ya Doğuş. Fenerbahçe Beko hücumu devam edecek. Slukas. Topu kaptı Doğuş. Doğuş Özdemiroğlu. Fenerbahçe Beko top kaybı sayısında 20'ye yaklaşıyor ve bunun çok ciddi bir bölümünde Doğuş Özdemiroğlu var. Hataya zorladı sürekli Fenerbahçe gardlarını Doğuş. Kartal yüklendi içeri, dışarıya çıkardı. Bonzi kalsın, kritik üçlük çok kısa. Çok kısa. Rebound aldı Slukas. Alkış alıyor, bu reverse'le uçurdu Bonzi kalsını. Kostas Slukas. Çok artık kritik anlar. Her top çok değerli. Her top el yakan top artık. Faul yapıyor Sinan. Slukas çizgiye gelecek. Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in çizgiye gelmesini en çok isteyeceği isim kuşkusuz Kostas Slukas. Datome kenara geldi. Kalinic oyun değişti. Az önce Slukas böyle dengesini bozdu. Bonzi Carlson'ın ve Fenerbahçeli taraftarlardan alkışı aldı. Şimdi çizgide Slukas. İlk atışı isabetli. Öne geçiyor Fenerbahçe Beko. İkinci atış Slukas'tan. Hata yapmıyor çizgide Kostas Slukas. 66-64 Fenerbahçe Beko üstünlüğü. Sinan Güler'le Daçka hücumu. Melih Mahmutoğlu karşısında Sinan'ın. Sinan boyalı bölgeye girdi. Hamilton'a döndü. Smack'la bitirdi Hamilton. Basketbol. Bir de faul var. 3 sayılık hücum şansı şimdi Daçka için. Sinan Güler kurdu oyunu. Çok iyi hazırladı pozisyonu. Wesley bir adım atınca Sinan'a doğru hemen asisti yaptı Sinan Güler. Tecrübesini konuşturuyor Sinan Güler burada ve Hamilton smaçla bitirdi. Öne geçme şansı şimdi Darüşşafaka Tekfen için ama Hamilton'ın bugünkü serbest atış performansı kabus gibi. Daçka adına bakalım. Tek atışta isabeti bulabilecek mi Johnny Hamilton? Kaçırdı Hamilton yine. %30'lara kadar, hatta 20 küsürlere kadar düştü Hamilton'ın serbest atış yüzdesi. Kostas Slukas araya girdi Kartal. Gary Brown oyuna girecek Kartal'ın yerine. Darüşşafaka Tekfen de bütün gardlarından verim alıyor bugün. Daçka savunmada ve hücumda. Şimdi Bobby Dixon 3 sayı gösterdi, kullanmadı. Wesley içeri devrilirken Bobby Dixon 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound'u aldı Gary Brown. Sinan Güler. Çok kritik hücum. Sinan Güler topu getiriyor. Darüşşafaka Tekfen adına. Süreyi eritti Sinan. Hatalı yürüme olabilir. Evet, hakem yakaladı. Çok büyük bir hata. Maçın belki de en kritik hatalarından birisi olabilir. Çok kritik anda Sinan'dan. İşte bakın. Evet. Sağ ayağını oynatıyor Sinan. Obradovic hemen itiraz etti.
ve hatalı yürüme kararı geldi Erşan Kartal'dan. Top oyuna soktu Datome. Son 1,5 dakikanın içindeyiz. 66-66. 2015-2016'da çok benzer bir senaryo izlemiştik. Sloukas verdi. Jan Veseli. Mola istiyor Selçuk Erdak. Molaya Fenerbahçe Beko 68-66 önde giriyor. Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda nefes nefese geldik. Artık son 1 dakika 8 saniyeye. Daha önce bu iki takım 2015-2016'da çok benzer bir senaryoyu bizlere yaşatmıştı. O maçta son sözü Bogdan Bogdanovic'le söyleyen Fenerbahçe kupayı müzesine götürmüştü 67-65'te. Skor da, oyun da, senaryo da birbirine çok yakın. Şimdi Daçka'dan belki de kendileri adına maçın en önemli hücumu. Kartal. Onzi kalsın, içeriye devrildi Kartal. Kartal faul aldı. Oo, Jan Veseli. Ortalık bir anda gerildi. Oo, Hamilton da geldi Jan Veseli'nin yanına. Bir anda ortam gerildi. Şu ana kadar gerçekten son derece centilmence geçti maç ama burada Jan Veseli, Kartal, ardından Hamilton'ın katıldığı bir elektriklenme anı başkentte Ankara Spor Salonu'nda. Hakemler monitöre başvuracak mı bakalım? Biz izleyebileceğiz öncesinde. Hemen bakıyoruz, ekranlarınıza geliyor. Burada faulü nasıl aldı? İşte böyle aldı. Kartal, ardından Kartal burada Ayşenur Yazıcıoğlu'nun üstüne düşüyor ve Wesley'e dikleniyor. Ardından Hamilton, yani Jan Veseli de Hamilton kolundan tutar tutmaz kendisini yere bırakıyor. Bu ancak hakemlerin izlemesiyle ve yorumlarıyla, kişisel takdir haklarıyla, o hakları kullanarak verebilecekleri, işin içinden çıkabilecekleri bir durum gibi gözüküyor açıkçası. Hamilton sonuçta orada ekstra müdahaleyi yapan oyuncu. Ama tabii Veseli kendisini kolay bıraktı mı, bırakmadı mı? Böyle bir yorum yapacak mı, yapmayacak mı hakemler? Yoksa Hamilton burada en ağır cezayı alabilir. Veseli'nin ilk faulünde çok ağır bir şey gözükmüyor Kartal'a yaptığı. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Son 52 saniye ve salonda Fenerbahçe taraftarı ayakta. Fenerbahçe taraftarı salonu tamamen doldurdu ve bugün, dün Ankara Gücü mağlubiyetinden sonra futbolda alınan, yine basketbolda Obradovic ve öğrencileriyle moral bulmak istiyor. Bir kupa daha istiyor sarı lacivertli taraftarlar Jeliko Obradovic'ten. Son bölüme de önde girmeyi başardı sarı lacivertliler ama şu an belki de maçın en kritik kararı bu ikili tarafından verilecek. Erşan Kartal ve Sinan İşgüder tarafından tekrar tekrar izliyor hakemler pozisyonu. Hem Veseli'nin yaptığı ilk müdahale hem de Hamilton'ın yaptığı müdahale değerlendiriliyor şu anda. Selçuk Ernak da hemen yanımda, Hamilton'ı şu anda uyarıyor. Yani ne gerek vardı gibisinden. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Hata yapmamak için süreyi rahat rahat, geniş geniş kullanıyor hakemler. 52 saniye var. Şimdi hakemler kararlarını açıklayacak. Ayşenur Yazıcıoğlu'nu da çağırdılar. Bir konsorsiyum. Ortak bir karar verecekler. Sportmenlik dışı faul kararı Veseli. Sportmenlik dışı faul kararı Hamilton. Anlayabildiğim kadarıyla. Evet. Jan Veseli beşledi. İki tarafa da, hem Hamilton'a hem Jan Veseli'ye
sportmenlik dışı faul kararları çıktı. Bir kez daha ekranlarınıza getiriyoruz. Burada faali yaptı Vesely, ardından elini biraz açmış ve bu yüzden hakemlerin yorumu Wesley'e de bir sportmenlik dışı faul kararı. Ardından Hamilton gelip Wesley'i yere devirince bir sportmenlik dışı faul kararı da ona. Wesley 5 faulle kenara geliyor. Young Wesley 10 sayıyla tamamladı bugün maçı. Karşılıklı sportmenlik dışı faul kararları nedeniyle paylaşılamayan top kararı çıktı. Ve dolayısıyla hücum sırası Fenerbahçe Beko'da ve top Fenerbahçe'de olacak. Tabii hem de iki sayı farklı önde Fenerbahçe, çok ciddi bir avantaj bu sarı lacivertliler için. Bobby Dixon. Gary Brown onun savunmasında. Kalinic. Bobby Dixon, Datome. Datome, Sloukas, süreyi eritiyor Fenerbahçe. Sloukas'tan Kalinic, pot altında çok zor atış. Kalinic girmedi, hücum reboundu Datome. Çok kritik hücum reboundu. Yine hücum edecek Fenerbahçe. Sloukas faul aldı, Kostas Sloukas. Bonzi Carlson faul yapıyor. Faul yapmasını isteyeceği son adama faul yaptı Selçuk Ernak'ın. Kostas Sloukas. Fenerbahçe Beko'da hata yapma ihtimali çizgide en düşük isim. En son geldiğinde çizgiye yine 2'de 2 atmıştı Kostas Sloukas. Çok kritik atışlar. 2'de 2 atarsa top 2 farka çıkacak maç. 2 topa çıkacak. Belki de maçın en kritik atışı şimdi Sloukas'lar. 69-66. Kostas Sloukas 2'de 2 attı ve 4 sayı, 2 topa çıkıyor. Aradaki fark Fenerbahçe Beko kupaya uzanma yolunda dev bir adım atıyor. Maçın son bölümünde en kritik anlarda 4 sayılık fark ve şimdi molayı aldı, molayı istedi Selçuk Ernak. Bakalım ne çizdi Selçuk Ernak ve bunu uygulayabilecek mi Daçkalı oyuncular? Şimdi Berk çok uzaklardan isabetli. Berk Demir basketi buldu. İnanılmaz bir isabet. Uzaydan attı neredeyse. 70-69. Dekolo top oyuna sokacak. Nando Dekolo top oyuna soktu. Hemen bir faul geldi Gary Brown'dan. Yine Sloukas gidecek çizgiye ve bu Selçuk Ernak ve bence tatmin etmiyor. Tabii az önce iki top dedim fark için ama bir faul yapılsaydı belki matematiksel olarak baktığımızda çizgiye de gidebilirdi 3 sayı çizgisinin gerisinden. O anlamda tek top olarak değerlendirmek daha doğru olabilir. Şimdi 2 atış gelecek Kostas Sloukas'tan. Hiç hata yapmadı bugün çizgide. El yakan toplarda çizgide bir numaralı isim Kostas Sloukas, ilk atışı isabetli. İkinci atış, bunda da isabet var. Fenerbahçe Beko 3 sayı önde. Daçka hücum edecek. Kartal. Kartal Özmızrak. Topu getirdi Kartal. Adam değişti Fenerbahçe savunmada. Berke arıyor Kartal. 7 saniye, 6 saniye. Kartal çok boş kaldı önü. Turnike'yi bıraktı. Fark 1'e indi. Sloukas, Bonzi Carlson hemen faul yaptı. Bu arada oyuncu değişikliği istedi Selçuk Ernak Doğuş. Hemen önüme gelmişti ama oyuna giremedi. Savunma için onu şimdi
oyunu alacak Selçuk Ernak. Datome Fenerbahçe Beko'da. Obradovic'in yanına doğru geliyor. Slukas. Yine serbest atış çizgisinde, bu kez 2'de 2 atarsa çok çok sınırlı bir süresi var. Darüşşafaka Tekfe'nin ve mola hakkı yok Selçuk Ernak'ın. Çok kritik atışlar Slukas'tan. İlk atış yine isabetli. Çizgide buz gibi Kostas Slukas. Çok serin kanlı. Kostas Slukas 2'de 2 attı. Sinan'ı çağırdı Selçuk Ernak. Hamilton'ı kenara aldı. 3 saniye ve küçük çaplı bir mucize lazım şimdi. Daçka'ya, Kartal taşıdı topu. Kartal el üstünden gönderdi, atış isabetli değil ve maç bitiyor. Fenerbahçe Beko 74, Darüşşafaka Tekfen 71. Fenerbahçe Beko, Jeriko Obradovic de çıktı 500. maçında. Obradovic önderliğindeki 11. kupasını ve bu arenada, Türkiye Kupası arenasında 7. kupasını kazanıyor Darüşşafaka Tekfen karşısında.